Merhaba sevgili çocuklar. Evde olduğumuz bu günlerde sizler için bir masal daha anlatmaya çalıştık. Bir varmış, bir yokmuş. İnsanoğlunun derdi kurttan, kuştan, dağdan, taştan çok imiş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde. Pireler top oynarlar eski hamam içinde. Şu dağlar, o dağlarken, bu evler, o evlerken, şu dağların ya da bu derelerin kenarında bir köyde uykucu Mustafa adında bir insan yaşarmış. Bu Mustafa çok uykucuymuş. Hiçbir iş yapmaz, işlerini hep geç yaparmış. Yaşadığı köyde köylüler hasadı kaldırırken Mustafa hasada daha yeni başlarmış. Mustafa'nın hanımı da Mustafa'nın bu durumundan çok şikayetçiymiş. O kadar bereketli topraklarımız varken senin uykuculuğun yüzünden biz açlık içinde yaşıyoruz demiş. Bu toprakları çalışsan, eksen, biçsen de biz de bolluk içinde yaşasak olmaz mı diye söylenip durulmuş. Günlerden bir gün yine Mustafa'nın hanımı öküzleri hazırlamış, tarlanın sürülmesi için tohumları hazırlamış ve Mustafa'yı tarlayı sürmesi için çağırmış. Mustafa da tamam şimdi gelirim demiş. Demiş demesine ama Mustafa sıcacık sobanın yanında uyumaya devam etmiş. Bunu gören hanımı çok kızmış. Hemen sobadan kızgın bir odun alıp Mustafa'nın ayaklarına vurmaya başlamış. Mustafa da can havliyle yattığı yerden kalkıp başlamış tarlayı sürmeye. Öküzleriyle beraber tarlayı sürmüş. Gün gitmiş, tarlaya geç gittiği için de gece olmuş. Yalnız tohumları attığı evleğin üstüne sıra bir türlü gelmemiş. Eğer bu tohumları attığı evleği sürmezse sabaha kadar bütün kurtlar, kuşlar, yaban hayvanları bu tohumları yer bitirirmiş. Mustafa da bunu bildiği için gece de olsa çalışmaya devam etmiş. O sırada da bir dolunay çıkmış. Dolunay ki o kadar parlak ki her yeri aydınlatıyormuş. Mustafa'nın bu durum işine gelmiş. Dolunay'ın verdiği ışıkla beraber tarlasını sürmeye devam etmiş. Böyle devam ederken Mustafa tam karşıdan bir ayının kendisine doğru geldiğini görmüş. Sürdüğü tarlanın ortasında meyvesi acı ve sert olan bir armut ağacı varmış. Bu armut ağacının meyvesi acı ve sert olduğu için bundan sadece kurtlar kuşlar yermiş. Mustafa da hemen koşup armut ağacına doğru çıkıp saklanmış. Ama gelin görün ki ayı da aynı armut ağacına çıkmış. Derler ki ayının türküsü armutla elmadır. Çünkü ayılar armutu çok severmiş. Mustafa dalların arasında ayıdan kendini gizlemeye çalışıyormuş. Ayı bir armut yemiş, iki armut yemiş. Üçüncü armuda gelince bastığı dal kırılmış. Ayı ile beraber Mustafa ağaçtan yuvarlanıvermişler. Mustafa hemen toparlanmış, koşmuş, hemen evine gitmiş, kapıyı kilitlemiş arkadan. Ayı da biraz kendine geç geldiği için arkada kalmış. O kadar korkmuş ki Mustafa, tam 2 gün boyunca hiç kalkmadan uyumuş. 2 gün sonra kalkınca bakmış ki bütün köylüler başında. Köylülerin içerisinde de aksakallı bir nine varmış. Bu nine Mustafa'ya demiş ki, bak hele oğul demiş, bundan sonra işlerini erkenden yap, erkenden yat, erkenden kalk, işlerini de zamanında tamamla. Eğer böyle yaparsan başına artık hiçbir musibet gelmez demiş. Mustafa da bu ak saçlı ninenin dediklerini bir bir yerine getirmiş. Yerine getirdiği için de o bereketli topraklardan buğdaylar, arpalar birdenbire fışkırıvermiş. Mustafa'nın ambarları dolup taşmış. Bolluk bereket içerisinde yaşamaya devam etmişler. Gökten 3 elma düşmüş. Ödevini zamanında yapan tüm öğrencilerin başına. Sağlıcakla kalın.